hafta tartıştığımız bir başka konuyu konuşmak üzere uzman psikolog konuğumuz Evren Hoşrik ile birlikteyiz aslında stüdyomuzda. Bu hafta boyunca biz Türkiye'nin kafası bozuk diye yorumlanan antidepresan kullanımı artışını konuştuk. Uyuşturucu kullanımı ile ilgili istatistikler gündeme geldi. Çocuk suçluluğu ile ilgili istatistikler gündeme geldi ve son dönemde uyuşturucu bağlamında bonzai haberleri, çocukların çok kolay ulaşabilip yaşamlarını yitiren çocuklarla ilgili haberler gündeme geldi. Türkiye'nin kafası bozuk mu, psikolojisi bozuk mu acaba diye sorular soruldu ve buna yanıtlar arandı. Uzman psikolog Evren Hoşrik'e hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Şimdi bir milletvekilinin, İstanbul Milletvekili CHP'nin Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine Sağlık Bakanı'nın verdiği yanıtlar çok yankılandı. Çünkü diyor ki 2009'da 3 milyon kişi ruhsal rahatsızlık yaşarken 2013'te bu sayı 99 milyonu aştı ve antidepresan kullanımı da arttı. Şimdi nasıl bir fotoğraf var Türkiye'nin önünde psikolojik rahatsızlıklar açısından? Şimdi verileri ben de inceledim. Hatta başka veri var mı diye, asıl önemli olan konu buydu bizim için. Başka veri var mı diye de baktım. Rastlayamadım. Ben rastlayamamış olabilirim. 2009'dan 2013'e, 2014'e, 2013'ün sonuna kadar herhalde 3 kat arttığı ile ilgili veriler. Ankara'ya baktım, özellikle İstanbul'a baktım. İşte İstanbul'da daha fazla oldu. Ankara'da da 73 bin civarında 2009'da. 2013'te ise 487 bin civarında ruhsal sorunları nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısı. Şimdi bilimsel bir objektif konuşursak bu veriye göre, yani sadece bu veriye göre Türkiye'nin ruh sağlığı bozuluyor kesinlikle diyemeyiz. Yani bilim dışı bir şey söylemiş oluruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir kere 2009'dan 2013'e kadar diğer ruh sağlığını etkileyebilecek ya da hastanelerle ilgili başvuru sayıları ile ilgili, yani oraya başvurmayı etkileyebilecek diğer her şeyin dair verileri biliyor olmamız lazım. Neyi biliyor olmamız lazım mesela? Örneğin hastanelerin sayısı arttı. SGK anlaşması yapan özellikle psikiyatri kliniklerinde, polikliniklerinde artmış olabilir ve bunu Türkiye bazında değerlendiriyoruz. 2009'dan 2013'e kadar bütün bu verileri bilmemiz lazım. Çok basit bir örnek vereyim bununla ilgili. Neden hatalı bir yorum olduğu ile ilgili, bozuluyor demenin. Örneğin desek ki, ki verilerde var antidepresan kullanımı da arttı diye. Tersi denseydi örneğin. Denseydi ki antidepresan sayısı, X marka antidepresan sayısı geçen sene 100 bin kez yazılmışken bu sene 50 bine düştü. İlk aklımıza ne gelirdi? İyiye bir gidiş var toplumda gelirdi, değil mi? Kullanmıyor insanlar, evet. Ne güzel. Halbuki şu veri bize verilmemiş. O antidepresan piyasadan kaldırılmış. Anlatabiliyor muyum? Bu tip yan değişkenler sıkıntılı bu anlamda. Aynen. Ciddi araştırmalar yapılması gerekiyor o zaman. Bize şu verilerin söylenmesi lazım. Türkiye'de yani Türkiye yeni değişen bir ülke. Pek çok konuda değişen bir ülke. Psikoloji ve psikiyatriye dair bakış açımız da değişiyor. Eskiden ne diyorduk? İşte sadece işte deli tabir ettiğimiz, akıl hastaları dediğimiz kişiler. Aynen öyle. Farkındaysanız gün be gün bu algı değişmeye başladı. Dolayısıyla insanlar çok basit sorunlarından ciddi sorunlarına kadar psikologları ve psikiyatristleri gider oldu. Şimdi bu değişiklik 2009'dan 2014'e kadar ne kadar? Buna dair hiçbir verimiz yok. Yani Türkiye'li insanın bilinçlenmesi sonrasında bu farkı bilmiyoruz. Bunlar tabii kapsamlı araştırmalarla ortaya konulabilir. Diğer taraftan hastanelerin sayısı ne kadar arttı? Ya da hastanelerin SGK ile yaptığı anlaşmalar ne kadar değişti, bunları bilmemiz lazım. Şu da ilginç mesela, deniyor ki işte en problemli şehrimiz İstanbul. Ne kadar aslında ilk başta çok makul bir yorum gibi geliyor ama çok hatalı bir yorum. Düşünsenize İstanbul'un nüfusuna bakın. İstanbul'un nüfusuna göre İstanbul'un rakamları şu an elimde yok ama Ankara için söyleyeyim. 2013'te 487 bin yazılmış. Ruh sağlığı sorunuyla başvuru yapılmış. 487 bin. Şimdi nüfusu daha az olan bir ilde 100 bin yapılmış diyelim. Biz ne diyoruz? Ankara'da daha çok insanlar stresli. Ama orana vurunca, halbuki nüfus yoğunluğu önemli orada. Yani tabii ki İstanbul'da daha çok çıkacak. Çünkü İstanbul Türkiye'nin en yoğun şehri. Şimdi gibi. Verilere o zaman bilimsel bulmadığını ifade ederek Evren Hoşrik bize gözlemlerini aktarabilir misin? Bu anlamda o toplumda rahatsızlıkların arttığına dair, çünkü şu açıdan değerlendirme yapılıyor. Siyasetin gerginliği toplumsal gerginliklere yol açıyor ve bireyler gerilmeye başlıyor. Bunun verilerini güncel hayatında, mesleki hayatında görüyor musun? İnsanlarda bir gerginlik potansiyeli oluşuyor mu? Şuradan başlayalım aslında konuya. Bu yüzyıla biz anksiyete çağı diyoruz. Anksiyete kaygı demek. Kaygı çağı diye adlandırılmış zaten. Dolayısıyla biz zaten bu yüzyılda
sanayi devriminden sonra hızla ilerleyen teknoloji, işte işe gelişlerimiz, gidişlerimiz, yoğun üretim, tüketim, sürekli bir stres altındayız. Metropollerde had safhada zaten stres altındayız. Konuya buradan girmek lazım. Diğer taraftan insanları temel olarak pek çok şey ruhsallığını etkiler ama temelde baktığımız zaman belki konuyla ilişkilendirirsek fizyolojik ihtiyaçlarla başlayacak insanların temel ihtiyaçları ve bunlar ne kadar doyurulursa daha sonraki aşamalara adım adım gidecektir birey yani mutlu olmak için. Fizyolojik ihtiyaçlarda açlık, susuzluk. Ne önemli burada? Toplumsal olarak ne kadar kalkınıyoruz, birey olarak karnımızı ne kadar doyurabiliyoruz? Bunlar bizim ruh sağlığımızı etkileyecek. Diğer taraftan bu aşamayı atladığımız zaman belki en önemli tabir güven kavramıyla karşılaşacağız. Peki güven içinde miyim? Güven içinde yaşayabiliyor muyum? Hanem olsun. Yani beni koruyan, içinde barınabileceğim bir evim var mı? Geleceğe güvenle bakabiliyor muyum? Biz dinamik bir toplum olduğumuz için gelecekle ilgili bazen güven duyduğumuz şeyler oluyor. Bazen ise güven duymadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Hani demiştim değişen bir toplum Türkiye, dinamik bir toplum. Hani psikiyatriye, psikolojiye bilinçlenme de arttı. O yüzden bu veriler bu kadar oynuyor. Aynı şekilde güven konusunda da şüpheye düştüğümüz zaman bazı şeylerde ister istemez ruh sağlığımızda sorunlar ortaya çıkacaktır. Yani bir yaygınlaşma gözlemi içerisinde misin yoksa şöyle, olması doğal mı buluyorsun? Subjektif veri vermek hiç istemem. Şöyle şimdi şunu konuşalım mesela 2009 ile 2010 arasında 73 binken Ankara'daki verileri aldım. 2010'da 215 bin oluyor ruh sağlığı sorunuyla hastaneye başvuranların sayısı. 73 binden 215 bin. O kadar yüksek bir sıçrama ki. Ama 2011, 2012 ve 2013'e baktığınızda her yıl azalarak bir artış. Yani işte 215 bin, 180 bin artış oluyor. Sonra 60 bin artış oluyor. Sonra 40 bin artış oluyor. İlginç değil mi? Azalarak bir artış gösteriyor. Ama 2019'dan 2010'a kadar bir sıçrama gerçekleşiyor. Biz objektif sorsaydık yani sadece bunu etkileyen şey toplumsal dinamikler olsaydı belki artışı başka yıllarda bekleyebilirdik. Ama 2009 ile 2010'da her ne olduysa 73 binden 215 bine çıkmış, bunu anlamamız lazım. Yani bunu etkileyen şey ne? Sadece toplumsal dinamikler mi? Basit birkaç şey gibi de düşünülebilir. Araştırılması gerektiğini söylüyorsun. Tabii ki yani bu verilerle inanın Türkiye'nin ruhsal haritası çıkmaz. Çok hata yapmış oluruz. Kendimizi boşuna üzmüş oluruz belki de. Gerçekten ben birkaç başlık saydım. Dedim ki işte insanlar psikoloji ve psikiyatriye karşı bilinçlendiler. Hastanelerin sayısında oynamamış olabilir. SGK anlaşmaları artmış olabilir. Psikiyatri polikliniklerinde artış olmuş olabilir. Bunları istatistiklerini de masaya yatırdığımız ve hepsini birlikte analize koyarsak o zaman ruh sağlığı haritasını çıkartırız ki akademisyenler bunu eminim ki yapıyorlardır. Tabii bu arada şu etken de değerlendirilmeli belki burada. Toplumda şiddetin arttığını görüyoruz. İşte kadının cinayetleri, kadına yönelik istismarlar, çocuklara yönelik istismarlar, onların da yaygınlaştığı değerlendiriliyor. Kim uzmanlarca istatistikler yayınlanıyor. Bir toplum patlama noktasına gelirken istersen şunu konuşalım. Antidepresan kullanmak iyi bir şey mi? Yani sağlığı yerine getiriyor mu? Bir de buraya bakalım. Antidepresan kullanımı psikiyatri alanına giren bir şey. Ben hani sınırlarımı çok aşmak istemem ama sonuçta bu yine antidepresanın artışı da aynı şekilde değerlendirilebilir. Bütün diğer verilerle birlikte analiz etmeliyiz ki antidepresan kullanımı gerçekten bireyler bunalıma düştüğü için mi arttı? Yoksa diğer bu ara değişkenler tetiklediği için mi arttı? Bunu bilmek lazım. Ben ilaç konusu olduğu için, bizde alanımız dışı olduğu için çok antidepresandan anladım, söz yani, etmek istemiyorum. Kimileri çünkü ilaç kullanımını sorunu çözmüyor diye değerlendiriyor. O açıdan düşünceli. Şöyle hani psikolog olarak yorumlamam gerekirse çoğu zaman zaten biz psikiyatristlerle beraber çalışırız her zaman. Tek başına bir ilaç kullanımını önermeyiz. Psikiyatrist ilacı yazar ve terapi yapılacaksa, görüşme yapılacaksa, psikologlar tarafından test yapılacaksa devam edilir sürece. Bu konuda uzman kişi tarafından. Dolayısıyla ikisi bir arada. Yani artık biz hani eskiden işte biyoloji mi önemli, çevre mi önemli, genetik mi önemli, işte zihin mi önemli vesaire tartışmalar olurdu 1900'lerin başında. Şimdi artık diyetes sentez modelleri var terapilerde de. Yani eklektik yaklaşımlar yaygın. Dünyada da bu çok popüler artık. Şimdi diğer taraftan ben ilaç yazdım terapiye gerek yok ya da ben terapi yazdım ilaca hiç gerek yok deme artık günümüzde demode diyebiliriz. Neye bakıyoruz? Gerçekten yani bir psikoloğa bir danışan geldiğinde ilaç ihtiyacı varsa derhal psikiyatriste yönlenir. Bir psikiyatriste bir hasta geldiğinde terapi için kendisi yapmıyor ise yanında çalıştığı psikolog arkadaşını yönlendirir. Bu artık dünyada da böyle, bizde de oturmaya başladı. Önemli olan şu, doğru zamanda
ilaç yazmak. Doğru, bu tabii ki psikiyatristlerin işi ama biraz belki şöyle bir şey de var, şunu söyleyelim. Gelen danışanların çoğu bizden hep hap ister. Bu sadece şey değil, antidepresan gibi haplar değil. Hap bilgi ister. İşte kocamla sıkıntılarım var, bana bir şey söyleyin, ben bunu düzelteyim. Şimdi böyle bir bakış açısıyla karşı karşıya kaldığınız zaman, elinizde de bir reçete yazma olanağı olduğu zaman buna yönelebilirsiniz. Bu da bir seçim şansı. Yani karşı taraf, yani toplum bize bunu yöneltiyor olabilir. Bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Bilinçlendirmemiz gerekiyor halkı da aslında. Hap bilgiyle, sadece ilaçlarla olmadığı gibi hap bilgiyle de bu işi çözüme vardırmamız zor olur. Sizin de katkıda bulunmanız lazım. Zihinsel olarak, bedensel olarak, aktif olarak terapi sürecine, danışan-danışman ilişkisine aktif bir şekilde katkıda bulunursanız, ilaç artı terapi artı sizin de katkınızla çok olumlu sonuçlar alınabilir. Evet, kısa bir istersen bir müzik arası verelim, şöyle tabii de bağlayalım. Belki o toplumsal koşturmanın içerisinde insan hayatından sanatı eksik tutunca canı daha da çok sıkılıp bunalıma sürükleniyor olabilir. Müziği de eksik tutmamak lazım olabilir galiba hayatta. Müzik, resim ve hobiler gerçekten çok önemli hayatımızda. Bütün bu hengameyi bir kenara bırakıp kendimize çekilebilmeliyiz gün içinde de, ya da arkadaşlarımıza, dostlarımıza sanatımızı paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Evet, flamenco biliyoruz ki bir şarkıyla şimdi izleyenlerimize bir sabah sürprizi yapacağız. Sözlü bir şarkı hazırladım. Flamenco değil ama öyle mi? Türkçe bir sözlü şarkı hazırladım. Flamenco ama zamanımız derneği, olsa dolayısıyla flamenco'da çalabiliriz biraz. Tabii, zamanımız kalırsa. Örnek verelim oradan tabii da. Evet, bugün sabah sürprizi yapıyoruz size, haftanın son gününde sevgili izleyiciler. Bu parça, ondan da kısaca söz etmek isterim. Fikret Kızılok ve Özkan Samioğlu'nun Sibel Sezal için, albümü için yaptığı bir parça. Ben çok yıllardır dinliyorum bu parçayı ve çok seviyorum. O yüzden bunu seçtim, onu da belirtmek istedim. Dön de biraz halime bak. Evet, Fikret Kızılok'a ışıklar dileyelim, rahmet olsun diyelim. Yahi uslu, yahi deli, dön de biraz halime bak. Tarifsiz acı içinde, her gün bir başka biçimde, yokluğun büyür içimde. Altyazı M.K.
geçtim, içtikçe kendimden geçtim. Ben seni senden çok sevdim, dön de biraz halime bak. Su oldum susadım, içtim, içtikçe kendimden geçtim. Ben seni senden çok sevdim, dön de biraz halime bak. Su oldum susadım, içtim, içtikçe kendimden geçtim. Ben seni senden çok sevdim, dön de biraz halime bak. İlaçları konuşurken ilaç gibi geldi diyelim. Vallahi bana da öyle oldu. Müziği hayatımızdan, daha doğrusu sanatı uzak tutmamanın herhalde psikolojimize evet, evet. de etkisi. Söylemiştik, hobiler gerçekten çok önemli. Bir de tabii biyolojik sebepleri de var bunların. Kökenleri de var. İşte ritim duygusu, resim yaparken ki beynin işlevleri, müzik çalarken ki aynı şekilde. Bunları da bir arada düşündüğümüz zaman hani bizler hep daha beynin belli bölgesine odaklanıyoruz. Daha sanatsal ve duygusal yönümüzü bazen baskılayabiliyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz lazım ki daha kaliteli, huzurlu ve keyifli bir yaşantımız olsun. Yaşam sürelim, evet. Bu arada Evren Hoşçay'ın, sevgili izleyiciler, Kadın Erkek İlişkilerinde ve Çocuk Yetiştirmede Ödül Ceza diye bir kitabı var. İlk kitabım. İlk kitabın. Dua kutsal mı, bilimsel mi diye ve bir son kitabım. Soru var. Evet, kutsal mı, bilimsel mi dua? Bunu konuşalım. Hı hı. Bir de sünnet yaşı ile ilgili. Evet, sünnet yaşı ve erken boşalma. Ama Türkçesi henüz yok, yurt dışında yayınladık onu. İngilizce dili. Evet, İngilizce bir kitap. Sünnet yaşı ilginç bir araştırma evet, mı? Evet, araştırmamız vardı sünnet yaşı ile ilgili. Kısaca ondan bahsedeyim. Çok sorulan bir soru, sünnet yaşı ne zaman sağlıklı? Mevsimindeyiz de şu anda, ben de merak ettim. Mevsimindeyiz, evet. Ben sık sık duyuruyorum bunu. Kendi web sayfamda da, blogumda da yazıyorum, soruları da cevaplıyorum. Sünnet için en sağlıklı yaş, hemen baştan söyleyelim, doğumun ilk yılları, 0-3 yaşına basana kadar diyoruz. Çünkü zaten yıllardır biliyoruz ki 3-7 yaş çocuğun gelişim evrelerinde cinselliğin ve cinsel kimliğin, yani cinsiyetin daha doğrusu keşfedildiği ve erkek çocuğundan söz ediyoruz. Erkek çocuğun babasıyla özdeşim kurduğu ve bu dönemi de özdeşim kurarak tamamlayacağını düşündüğümüz için bir dönem. Ve bu dönemde biz sünneti önermedik. Yıllardır böyleydi. Ne yaptı? Ne diyorduk? İlk doğumun ilk yılları ve 7 yaş sonrasında. Fakat biz birkaç sene önce yaptığımız araştırmada, Türk Psikiyatri Dergisi'nde bunu yayınladık. Geç sünnetin, yani 7 yaş sonraki sünnet olan erkek çocuklarında yetişkinlik döneminin herhangi bir zamanında erken boşalmayla karşılaşma riskinin yüksek olduğunu gördük. Yüksek diyorum çünkü istatistikler öyle gösteriyordu. Yüksek olduğunu gördük. Bunun da sebebini şu şekilde yorumladık, açıklamaya çalıştık. Demin dediğim gibi 3-7 yaş döneminde çocuk babasıyla özdeşim kurması gerekiyor bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için. Hani bu ne demek? İşte ne yapıyor? Babasının tıraş bıçağını alır. Babası gibi konuşmaya başlar, babası gibi davranır. İşte hani ne kadar erkeksi tavırları olursa o kadar aslında özdeşimini kurduğunu düşünür. Babasına bakar, babam nasıl? Beraber oynarlar, babasıyla birlikte vakit geçirir. Annesine karşı da biraz baba figürünü üstlenerek daha duygusal hisler duymaya başlar. Bu dönemde pek çok karmaşa var. Oidipus karmaşası diye adlandırıyoruz aslında bu dönemi. Bu dönemde biz böyle karmaşalar olduğu için önermemiştik ve şuna çok dikkat etmemiz lazım. Çok kültürel de bir şey aslında. 3-7 yaş aralığında özdeşim kurumu için çabalayan bir çocuğa toplum olarak biz ne diyoruz? Sünnet erkek olmaktır, sünnet adam olmaktır, sünnet baban gibi olmaktır diyoruz. Şimdi özdeşim için tabiri yerindeyse çırpınan, deli gibi uğraşan bir çocuk. Düşünün 3-7 yaş arasında babasıyla ve bu çocuk sünnetsiz. Baba sünnetli, toplumdaki bütün erkekler sünnetli, özdeşim kurmada sorunlar yaşayabiliyor. Ve bu nelere sebep oluyor? Yetersizlik duyguları ve bir sonraki aşamada aşağılık kompleksine sebep olabiliyor. Bunlar kuramsal ifadelerde bir taraftan. Dolayısıyla yetişkinliğe geldiğinde de erken boşalma dediğimiz şey aslında yetersizlik duyguları ve aşağılık kompleksiyle o kadar ilgili ki. Bir yönüyle psikolojik boyutlara baktığınız zaman hani neden sertleşme sorunu değil de erken boşalmayı da bu şekilde açıklayabiliyoruz. Onun kökenleri farklı, psikolojik erken boşalmanın farklı. O yüzden biz diyoruz ki temel savımız şu, çocuk 3-7 yaş dönemine sünnetli girerse sağlıklı olur.
babasıyla özdeşimi yani kolaylaşır. Yani üçten önce fayda evet. var. Diyorsun. Diğer taraftan zaten biliyoruz ki doğum sonrası, doğumdan hemen sonraki dönemde bunu cerrahlar da, ürologlar da söylüyor. Tabii ki onlar bakacaklar fizyolojik olarak bir engel yoksa o yaşta hangi aralık uygunsa onlar söyleyecekler. Yani ilk doğumun ilk yıllarında. Dolayısıyla 3 yaşına gelmeden çocuğumuzu sünnet ettirelim diyoruz. Ya geçtiyse, yani bunun bilimsel açıklaması bu. Ya geçtiyse çocuğum 3 yaşına, o zaman bekleyeceğiz 7 yaşına kadar. Çünkü 3-7 yaş daha kritik 7 yaş sonrasına göre. 7 yaşına kadar bekleyeceğiz. 7 yaşından sonra da bir çocuk ruh sağlığı uzmanıyla görüştürerek çocuğum sünnet hakkında ne düşünüyor? Kaygılanıyor mu? Korkuyor mu? Ne tip duygular besliyor? Ne tür kaygıları var? Bunun gözlemlenmesi lazım. Çünkü demin dediğim gibi yetersizlik başlık duyguları geliştiyse, babası da yeterli özdeşim kuramadıysa bunlar anlaşılır. Ve sünnete hazırlıkta pratik bilgi kolaylık sağlar. Çocuğun ruh sağlığı açısından da yetişkinlikteki de cinsel sağlığı açısından bu yaş dönemine dikkat etmemiz lazım. 3-7 yaş yapılmayacak ya öncesi ya sonrası diye. Sonrası son seçenek diyoruz. Doğumun ilk yıllarında lütfen yapalım. Hep düğün diyorlar işte dinen bir sakınca var mı? Dinen gerçekten önerilen bir sünnet yaşı yok. Ben bu kitapta bunları dile getirdim. Henüz Türkçesi yok ama. Pek çok rivayet var. Kesinlikle yok. Hatta 7 günlükken yapılmasına dair bir rivayet de vardı. Dolayısıyla ilk yıllarında hiçbir açıdan sakınca yok. Ama diyorlar ki düğün yapacağız biz. Çocuk bilinçli olsun görsün düğün yapalım diyorlar. O ayrılabilir zaten operasyon önce sonra düğün. Tabii ya da hem sonra öyle. Yapılır hem de o yaşta da yapılabilir çocukken. Şimdi süreyi de verimli kullanalım. Asıl tabii. Konuşmak istediğim duaydı çünkü. Kutsal mı bilimsel mi diye bir soruyla kitabın var. Dua. Şimdi ben de daha evvel okuduğum bazı araştırmalarda karşılaştım. Çeşitli hastalıklarda inancın önemine vurgu yapan bir durum. Örneğin kanserde evet. Özellikle neye inanırsanız inanın ama bir şeye inanmak ve dua etmek ya da dilekte bulunmak o hastalıkla mücadelede anlamlı ve önemli diye uzmanların ben de araştırmalarını okumuştum. Ona dayanıyor gibi hissederek sormak istiyorum. Hakikaten dua iyileştirici bir unsur olabiliyor mu? Ne sonuç çıkardım? Bir araştırmaya evet. mı dayanıyor bu kitap? O çok uzun bir araştırmaya dayanıyor. Yaklaşık 7 yıl sürdü çalışmam bu kitabı yazmak için. Temelli yüksek lisans tezime dayanıyor. Dua ve sihirlerle ilgili dua sihirleri iyileştirir mi? Hani duaya en çok duanın okunduğu konulardan bir tanesi sihirdir. Deri hastalıkları, dermatolojik problemler. Sihirler de iyileştirir mi? Buna baktık. Bununla başladı serüven. Bu kitabın çıkma serüveni. Ve şunu gördüm. Bütün yurt dışında yapılmış nitelikli araştırmaları ve Türkiye'de çok az da olsa yapılan birkaç araştırmayı diyeyim. Ele aldığım zaman, diğer kitapları da incelediğim zaman soruyu şu şekilde sormamız lazım. Öncelikle dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de bilgilensin. Dua bir hastalığı tek başına iyileştirebilir bir şey midir? Soruyu böyle mi sormak lazım? Yoksa dua bir hastalığın tedavisine katkı sağlayan bir şey midir? Bu soru kesinlikle ikinci cevabın verilmesi gerekiyor. İkinci şekilde sorulması gerekiyor doğrusu. Dua bir hastalığın tedavisine katkı sağlayan bir şey olabilir. Ne zaman? Kişi buna inandığı zaman. Dua okuyan kişiye, başkasıysa ona güvendiği, kendisiyse kendine ve duanın kabul olacağına güvendiği zaman. Şimdi burada ne tip sonuçlarla karşılaşıyoruz? Çok önemli. Böyle bir durum olduğu zaman, yani ortada asıl etken inanç olduğu zaman, karşılığı psikolojide plasebo etkisi, bundan da biraz sonra bahsedeceğim kısaca. O zaman şu sorulara cevap vermiş olabiliyoruz. Sonuçta pek çok din var dünyada ve pek çok insan, işte Hindistan'a bakın, Çin'e bakın, Amerika'ya bakın ve ben Fransa'da Lord kasabasının hikayesiyle başlıyorum kitabı aslında. Anna'nın meşhur hikayesi. Bakın her yerde benzer hikayeler var. Konu dinle alakalı bir şey mi yoksa kişinin bireysel inancıyla ilgili bir şey mi? Bu sorunun cevabını bulabiliyoruz zaten. Dolayısıyla kişi inanmadığı zaman hangi duayı ettiğinin, hangi dine mensup olduğunun bir önemi olmuyor. Önemli olan güven ve inanç içinde yapması, o zaman dinden de bağımsız oluyor. Dolayısıyla hatta din, herhangi bir dine ait olmasanız, inanmasanız bile kendi değerleriniz çerçevesinde inandığınız bir kişi olabilir, başka bir şey olabilir, bir dilekte bulunmanız ya da olumlu düşünmeniz, moral hissetmeniz de size aslında hastalık tedavisine katkı sağlayan bir şey olmuş oluyor. Karşılığı plasebo demiştim. Aslında normal koşullar çok etkisi olmasa bile kişi sırf buna inandığı için ondan olumlu bir şey yarar görmesidir. Plasebo etkisi hep hap olarak söz ederiz biz. Plasebo bir hap gibi söz edilir. Halbuki telkin, dua ve benzeri bir sürü soyut kavram içinde plasebo etkisinden söz edebiliyoruz. Bu aslında biraz da insanın psikolojisinin, fizyolojisinin de ne kadar etkilediğini gösteren kesinlikle bir sonuç öyle. Galiba. Evet. Aynen öyle. Biz örneğin dermatolojik hastalıklar düşünün. Benim çalışmam sihirlerle ilgiliydi. İki dermatolog hoca ile birlikte yürüttük biz bu çalışmayı. Ve şunu görüyoruz.
elinde pek çok sihir var ve tabii ki tıbbi tedavi de yapılabiliyor ama deney gruplarına baktığımız zaman dua nasıl iyileştirebilir? Sihirler neyle ilgili? Bağışıklık sistemiyle alakalı, stresle alakalı. Aslında sihir virüsü hani bende de var. Nereden biliyorum? Çünkü bağışıklığım düştüğü zaman hastalanma öncesinde ya da stresli bir durumla karşılaştığımda hep belli bölgemde çıkıyor. Parmağımda özellikle. Şimdi o virüsü taşıyoruz. Peki ne zaman aktif oluyor? Bağışıklık sistemi düşünüyor. Bağışıklığı ne düşürüyor? Pek çok şey ama en önemlilerinden bir tanesi stres. Dolayısıyla dua gibi metafizik yöntemlerde stres ve moral artacağı için, bağışıklığı da güçleneceği için özellikle dermatolojik sorunlarda daha çok iyileşme örneği ya da tedaviye katkı görebiliyoruz. Ama şimdi bir onkolojik rahatsızlıktan söz ettiğimiz zaman, hani sihir de tümördür, iyi huylu tümördür ama onkolojik bir rahatsızlıkta kötü huylu tümörden bahsediyoruz. Şimdi duayla çok büyük gelişimler beklemek doğru olmuyor. Tek başına tabii çünkü ki olacak placebo bir şey. Da bu kadar güçlü sonuçlar beklemiyoruz. Dolayısıyla ama tedaviye katkı sağlar. Elimizde bir sürü araştırma var. Ben kitapta bahsettim. Onkolojik rahatsızlıklarda duanın ya da benzeri ritüellerin olumlu etkisi, gerçekten kişi inandığı ve okuyan kişi varsa ya da kendine güvendiği zaman olumlu etkisi görülebiliyor. Kalp damar hastalıklarında ve özellikle ameliyat öncesinde baş etme mekanizması olarak çok etkili olabiliyor. Romatizma ile ilgili çalışmalar var. Özellikle tabii ki psikiyatrik bozukluklarda, anksiyete bozukluğu, depresyon gibi problemlerde de psikoterapi, ilaç artı inançlı kişiler için söz ediyorsak, dua edildiği zaman daha olumlu sonuçlar alındığı yurt dışındaki pek çok araştırmada gösteriliyor. Ama inançlı değilse hiçbir işe yaramaz. Ya da kendince hangi dine mensupsa o dinin gereği neyse inandığı şey onu uygular. Ya da herhangi bir dine inancı yoksa kendi moral kaynakları neyse onu aktive ederek de aynı sonuca ulaşabilir. Evet, ilginç bir konu bu da hakikaten. Hı hı. Ama belirttiğimiz gibi işte insan psikolojisinin fizyolojisini de etkilediğini ortaya koyan aynen. bir durum. Aynen. Sadece aslında duadan bahsetmedik. Nazar, büyüler, onun karşılığı nedir? Hatta son dönemde makalede yayınlandı bununla ilgili. İşte Batı'da egzorsizm tabir ediyor. Cin musallat olabilir mi? Cin çarpması nedir? Mümkün müdür? Bütün bunların psikolojik kökenlerini anlatmaya çalıştım. Evet, ilginç. Cin de var. Filmlere konu oluyor bu aralar. Filmler neden o kadar etkiliyor bizi? Bütün bunların bilimsel kökenlerini bulabilirler. Tatmin edici açıklamalara ulaşacaklarına inanıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Su gibi aktı hakikaten ediyorum. Sohbet. Vakit kalmadı galiba. Bir parça daha. Kalmadı mı? İki dakikalık şöyle tamam. Bir yine dinleti yapalım. İzleyenlerimize bugünün peki, sürprizi, o zaman bu flamenco dediniz. Bir flamenco kısaca bir şey çok çalalım. Sevinirim. Çok sevinirim ben de.
izleyiciler, bir hafta sürprizi yaptık size bu hafta için. Evren Hoşrik, uzman psikolog bizlerle birlikteydi. Bir yandan da güzel melodilerle sanatı hayatımızdan eksik tutmayalım. Psikolojimizin bozulduğuna dair veriler, araştırmalar gündeme gelecektir. Biz programımızda verilerin tam da yeterli olmadığını ifade etti Evren Hoşrik. O verilerin, ama başka istatistikler yapılmalı, ruh sağlığımızla ilgili değerlendirmeler önümüzdeki günlerde devam edecektir diyelim. Özellikle şiddet meylinin de arttığı değerlendirilirken önemli. Ama biz yine de hafta sonu geliyor. Müziğin, sanatın hayatımızdan eksik olmadığı bir hafta sonu geçirelim diyerek sözü bağlayalım. Pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.